Tamam hayatım, tamam. Sen siparişi ver, ben geliyorum. Gelince şarabı ben seçeyim mi? Tamam. Hadi çok öp. Çabuk çalıştır arabayı, kilitle kapıları en ufak hareketinde sokarım. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sus, konuşma, çalıştır. Bir dakika. Bir dakika. Duymuyor musun lan beni? He? Bıçağı dibine kadar sokmamı istemiyorsan çalıştır. Manyak mısın desin sen? Kimsin? Sigortan var mı lan? Ha? Ne? Yok bir şey, devam et. Gitmezsen ne olur? Neden değiştirdin lan arabanı? Ha? Sana ne? Öncekinin rengi daha güzeldi ya. Bu olsun. Bu da çok güzel. Tam konforlu aile arabası. Hasarlıydı. Ha, benim gibi. Senin gibi? Askerde, çatışmada. Gördün mü? Sana yardım edebilirim. Yanımda biraz para var. Vereyim. Şuradayım. Ölmekten çok mu korkuyorsun? Hı? Gebertirim lan seni! Anladın mı? Gebertirim lan! Ne yaptığını sanıyorsun lan sen? Lan bana bak! Bir de o konuya basarsan öldürürüm lan seni! Anladın mı? Gebertirim lan! Şimdi siz insanların mallarını sigortalıyorsunuz değil mi? Yani... Diyorsunuz ki mesela arabanızın üstüne kazara bir balkondan kayıp düşse bile zararını biz karşılıyoruz. Sonra da siz bu zararı ayağa kayıp düşen adamdan talep ediyorsunuz. Öyle mi? Orman yoluna gir. ...12.05.2008 tarihinde karda numarası belirtilen poliçeyle kasko sigortalı 34DK2653 plakalı araca vermiş olduğunuz hasar nedeniyle sigortalınıza 10.000 YTL tazminat ödenmiştir. Yukarıda açıklanan kanun hükmü çerçevesinde söz konusu olayla ilgili tazminatın kusurunuza %80 tekabül eden 8.000 YTL'nin yazımızın alındığı tarihten itibaren 10 gün içinde şirketimize ödemenizi rica eder.
Aksi takdirde alacağımızın tahsili için dava açılacağını, mahkeme masrafı, avukat ücreti ve faizleri belirleyeceğimiz saygılarımızla. Açmayacak mısın? Açayım mı? Aç. Kimmiş? Sevgilim. Hadi canım. Ha, sen evli bir çocuk babası olman gerekmiyor muydu? Nereden çıktı bu kaçak et olayı? Ha? Sesini açamam. Efendim Nazlıcığım. Şey... Benim biraz işim var da... Sen yemeği niye istersen... Yarın görüşelim olur mu? Bak, daha sonra görüşelim olur mu? Artık seninle görüşmek istemiyorum diyeceksin. Nazlıcığım, daha sonra görüşelim olur mu? Aa! Ne oldu aşkım? Yok, yok bir şey. Artık. Artık seninle görüşmek istemiyorum. Kodum çocuk kalk. Yalvarırım. Yalvarırım benim. 12 yaşında bir kızım var. Para kim acısın? Ha, para kim acısın? Sen Osman'ın rahat çıksın diye mi ben dağlara da savaştım ha? Yapma. Yapma. Abi göt verenler. Rahat uyusun diye mi askere gittim lan ben? Bak. Sana gelen fatura için söylüyorsan bunları. Bu bir sistem. Herkese uygulanıyor. Benden ne istiyorsunuz lan peki? Para mı var lan bende? Ne kadar istiyorsan vereyim. Ay. Bana rüşvet mi teklif ediyorsun sen ha? Hayır. Bedelini ödemek istiyorum. Bana bak sigortacı. Ben eğer bu ülkede yaşıyorsam ayağa takılıp düşen adamı da düşüneceksin tamam mı? Benden ne istiyorsun o zaman? Ben ne yapabilirim senin için? Bak. Bak. Beni dinle. İş bulabilirim. Çalışırsın.
İşletme okudum ben askerden önce. Çok güzel bir işim vardı. Yani sorun ayağımda değilmiş. Benim psikolojik sorunlarım varmış işte. Ben çok iyiyim ya, Allah'a şükür. Şirketlerden birinde iş bulursun. Para kazanırsın. Sana sevdiğin bir kadın olur. İleride evlenir, yuva kurarsın. Bak, burada olanların hepsi aramızda kalır. Yemin ederim kimseye bir şey söylemem. Çocuk mu kandırıyorsun ya sen? Ha? Benim kimseye ihtiyacım yok oğlum, anladın mı? Benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Ben nasıl görünüyorum peki? Çok umutlu görünüyorum. Aylardır kızımla görüşmedim ben. Vay, bak bak bak, şimdi de iyi aile babası oldun, öyle mi? Öyle mi? Sattınız ulan bu memleketi, sattınız be! Daha geçen ay şirketinin yarısını yabancılara sattın. Bu da bir savaş. Bir nevi savaş. Ekonomi düzelirse belki dağlarda savaşa ihtiyaç kalmayacak. Tabii canım, biz boşu boşuna savaşıyoruz. Çocuklar boşu boşuna ölüyorlar dağlarda. Hayır yani. Hayır, boşu boşuna ölmüyorlar. Hayır ama bak, ben de çok üzülüyorum. Ama onlar için yapabileceğimiz bir şey yok ne yazık ki. İki tane genç benim ellerimde öldü. Geceleri bazen sokakta karşıma çıkıyorlar. Otobüs duraklarında falan görüyorum, bana gülümsüyorlar. Beni öldürünce ne geçecek eline? Ne değişecek? Senin için çok şey. Bak. Bak, şu siktiğimin ormanından çıkalım. Polise de bir şey söylemem. Yemin ederim kimseye söylemem, dayanamıyorum artık. Polise ne diyeceğiz oğlum? Ormanda şakalaşıyorduk mu diyeceğiz lan? Ya sen ne kadar korkak bir adamsın ya. Koskoca şirketinde bir sürü adamı idare ediyorsun, şu düştüğün hale bak be. He? Hakikaten ya Sahi, sen niye karını idare edemiyorsun artık? Ne oldu birader, sikin eskisi gibi kalkmıyor öyle ya. Senin ananı sikerim orospu çocuğum. Gel bakalım. Gel bakalım şimdi. Bunu şarkı görelim. Gelsene. Gelsene. O bıçağı sokacak göt var mı lan sende? Korktun mu? Korkma. Korkma, gel. Sıkı dur, geliyorum. Artık sen de beni unutmayacaksın. Sana gülümseyeceğim. Hep gülümseyeceğim. Kendisi geldi. Ben bir şey yapmadım. Bu geldi bana. Ben hiçbir şey yapmadım. Neden ben?
Ben yapmadım.